Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Fenerbahçe kaybetti Konyaspor'a. Kaybetti kaybetmesine, ama çok ilginç bazı şeylere denk geldim. Şimdi bunların hepsini konuşmak istiyorum. Maçın öncesinde Jesus diyor ki çok gol atmak istiyoruz. Şimdi Jesus Konyaspor maçından önce bakın şu kısa açıklamayı yapıyor. Diyor ki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım diyor. Bu arada hep herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Allah bu ülke için savaşan, can veren ya da yaralanan veyahut bu ülke için savaşan, ebediyete intikal etmiş, edecek olan herkese rahmet eylesin. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. Türk kültürüne saygı duyuyorum. Bu değerli bayramı kutluyorum diyor. Sonra diyor ki zor bir maç bekliyoruz. Türkiye'de takımların çok iyi oyuncuları var. Bugünkü rakibimizin de kadrosu milli takım seviyesinde oyuncuları var. Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz. Takımın değerini yukarıya çıkartmaya çalışıyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir takım olmaya çalışıyoruz diyor. Şimdi Fenerbahçe maça motive geldi mi? Geldi. Hani maçı kazanma niyeti var mı? Açıkçası yapılan açıklamalara göre var. Peki çıkan 11 maçı kazanmak için ideal bir 11 mi? Ya da maçı kazanmak için iyi bir 11 mi? Fenerbahçe'de 10 eksik. Bakın maçın öncesi, yani maçta diyorum 10 eksik. Konya maçından önce Fenerbahçe kadrosunda 10 kişi yer almadı. Kim bu 10 kişi arkadaşlar? Tek tek sayalım. Serdar Aziz belki de yarın idmanda yer alacak bir isim. 1. İsmail Yüksek, zaten sakatlığı var. Biliyorsunuz İsmail Yüksek'in. Hani aldığı darbeden dolayı sakatlık geçirmiş. Bilmiyorum Jesus falan değinmedi herhalde ama. Novak gönderilmesi muhtemel isimlerin başında. Nazım Sangare. Nazım'ın zaten sakatlığını biliyorsunuz. İsmail Kartal döneminden kalan bir sakatlık. Pelkas. Pelkas görüşmeler için İngiltere'de. Hani bugün herhalde artık kap açıklaması gelecek. Hatta ben bugün kap açıklamasının geleceğini de %100 beklediğimi belirteyim. Hatta şuraya şöyle son dakika vereyim. Pelkas'ın bugün kap açıklamasının resmi olarak verileceğini de belirteyim arkadaşlar. Sonra demeyin hocam son dakika belirtseydin biz anlardık diye. Berisha yok. Berisha'nın da kap açıklaması muhtemelen 48 saat içerisinde gelecektir diye düşünüyorum. O da aynı zamanda son dakika açıklaması olarak gelsin. Başkan Bruma sakat güya. King sakatlıktan yeni iyileştiği için yeterli değildi. Thiago Çukur gitti. Yolu açık olsun. Burak kapacak. Durumu meçhul. Burada da anlaştık arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'den maçın orta hakemi Arda Kardeşler tepkisi diyor. Şu son dakikayı kaldırayım. Şimdi detaylıca hepsini konuşacağım. Merak etmeyin. Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar Konyaspor'la oynadıkları maçta düdük çalan hakem Arda Kardeşler ile ilgili bir paylaşım yaptı. Biliyorsunuz 22. dakikada Enner Valencia'yı haksız yere oyun dışı bırakan Arda Kardeşler. Uğur Dündar diyor ki Arda Kardeşler kötü bir hakemdi, çok kötü olmuş diyor. Sadece tepki bu. Yani öyle anasını avradını falan filan değil, yani ölsün gebersin falan filan değil. Fenerbahçe'nin ağır tepkisi bile görüyorsunuz. Yani Yavuz yüzümüzü hepiniz görün, sonra şımarmayın. Fenerbahçe Eskişehir'de 10 kişi kaldı. Biliyorsunuz kırmızı kartı. Yani Adil Demirbağ yaptığı hareket nedeniyle diyor kırmızı gösterdik. VAR hakemi Koray Gençerler. Ayrıca VAR hakemi Koray Gençerler'in daha 24 saat dolmadan PTT 1. Lig'de bir maçı katledip inanılmaz skandal bir penaltı kararını verdirip oradan gelip maç yönetmesi çok ilginç ve Türkiye karnında ilk kez gördü. Rıdvan Dilmen Popi olmak istemiş. Adil 2 kez Valencia'yı tahrik ediyor. Ancak bu onun rakibine vurmasını gerektirmez. Peki Rıdvan Dilmen'e şu soruyu sorayım. Ben bir futbolcuyu çeksem bıraksam, bir daha çeksem bıraksam 2 sarı kart yer miyim? Bence yerim. Orta geldi, elimle oynadım. Avantaj dedi. Bir orta daha geldi, yine elimle oynadım. Hakem bana gelip de bir sarı kart oradaki elle oynamana, 2. sarı kart buradakine der mi? Der. Eminim Rıdvan Dilmen bilmiyordur bunu. Madem 2 kez tahrik etti, o zaman tek sarı kart gördü. O zaman kural hatası var. Yani Rıdvan Dilmen'e göre kural hatası olması lazım. 2 tahrikse. Adil 2 kere Valencia'ya gittikten sonra Valencia'nın ayağıyla müdahalesi var. Şimdi Rıdvan Dilmen'e ben bir şey söyleyeceğim. O müdahale Allah aşkına Galatasaray'la Beşiktaş'ta bir futbolcu yapsaydı o müdahaleyi ekrana çıkıp yine diyecek miydin? Yani müdahale var. Kırmızı şart diye. Ben zannetmiyorum diyeceğini. Diyeceğin en fazla şu olurdu. Yani buna nasıl verildi diye. Ben gerçekten merak ediyorum. Ben bu tip pozisyonlarda rakip takım taraftarlarını merak ediyorum. Hani bir şeylerin ayaklar altına alıp da diyorlar mı evet kırmızıdır diye. Yoksa delikanlıca, mertçe ulan aynısını bize verse hakeme ben 7 ceddine söverdim diyebiliyorlar. Ben rakipleri merak ediyorum. Ha, kimse kimseye küfür etmesin. Derdimiz küfür şu bu değil. Bizim derdimiz başka. Bizim derdimiz haksızlık. Arkadaşlar haksızlık karşısında önce insanlarınızı sonra şerefinizi yitirirsiniz. Haksızlığa taraf olursanız zaten siz de aynı şey olursunuz. Şimdi Arda Kardeşler'le ilgili yani tepkiler inanılmaz. Daha az bile. Zajc mesela diyor ki futbolcumuz Zajc maçın bitiminde yenilgiyi hak ettik diyor bak. Şimdi Miha Zajc maçın bitiminde konuşuyor. Ben şimdi puanlama da yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin ama bu sefer adil diyorum. Bu sefer insaflı olmayacağım. Bu sefer iyi niyetli olmayacağım. Çünkü benim çok gördüğüm eksiler var. Kısaca da futbolculara değineceğim. Bizden açısından zor bir maç oldu. Kırmızı kartın ardından sanırım 60 dakika eksik oynadık diyor. Olumlu yaptığımız noktalar da vardı. Yenilgiyi hak etmediğimi düşünmüyorum. Bak sanırım 60 dakika futbolcu kaç dakika eksik oynadığını bilmeyebilir. Maçın heyecanıdır. Ama 60 dakika eksik oynadık demek rakip 82'de kırmızı yedi demek. Bu maçtan kopukluğunu gösteriyor aslında. Olumlu yaptığımız noktalar da vardı. Yenilgiyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Önümüze bakacağız. Çok daha iyisini yap. Yenilgiyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Önümüze bakacağız. Lan ne biçim bir yenilgiyi hak etmedik demiş. Önümüze bakacağız. Çok daha iyisini yapmak adına çalışmaları devam ettireceğiz demiş. Başka açıklamada bulunan oyuncu var mı? Arao bunu istemeden yaptık demiş. Ben şimdi Konyaspor, Fenerbahçe şeyini çıkartayım. Orta saha oyuncularından Willian Arão Konya maçı sonrasında konuşmuş. Demiş ki zor bir maç oldu. Savunma anlamında sıkıntı yaşadığımız anlar oldu. 10 kişi kaldık. Ondan sonra istemsizce geri çekildik. Daha sonra 10'a 10 olunca ortak olmak istedik ama gol yedik. Pozisyonlara da girdik ama net üretemedik demiş. Dersler çıkarıp önümüzdeki maçlara bakmalıyız. Arkadaşlar canlı yayında beni çok fazla dinlemediniz. Dinlemediğiniz için ben burada size cansız yayında söylemek istediklerimi iletmek istiyorum. 1. Fenerbahçe maç kadrosu. Şimdi madde 1, 2, 3 diye gitmeyin. Ben size yıldızlı söyleyeyim. Bana göre yanlış olan bir olay var. Üçlü savunmayla çıkılması yanlıştı. Niye yanlıştı? Kardeşim senin karşındaki takım 4-2-3-1 oynuyor. 4-2-3-1 merkezi kalabalıklaştırdığı anda seni zora sokarlar. Biz 3-5-2 gibi oynadık aslında. Gerçekten 3-5-2 gibi oynadık. Emre merkeze yakındı ama Rossi kopuktu. Valencia kopuktu. Ben de buna kızıyorum. Niye 3-5-2 oynadık? Ya alışılmış bir 4-1-3-2 var. 4-1-3-2 alışılmış bir sistemde. Niye 3-4-3 gibi ya da 3-5-2 gibi bir sisteme büründük? Anlamak güç. Lemos. Ya bir futbolcu her oynadığı maçta mı sakatlan? Bu arada Altay Bayındır puanını vereyim. 46'da çok net pozisyon çıkarttı. 1-2 pozisyonda hatası vardı. Yediği golde üstüne geliyor. Sert, kabul. Ama bence çıkarabilirdi. 10 üzerinden 7 veriyorum. Lemos oynadığı dakikaya kadar iyiydi, hoştu ama mecburi kırmızı kart, mecburi değişiklik. Ben size başka bir senaryo söyleyeyim. Eğer kırmızıyı yemeseydik, Lemos çıksa, Gustavo Henrique girse biz yine yenilebilirdik. Bu sefer de Gustavo Henrique'nin kanadına. Çünkü Ferdi yeterince geri dönüşlerde hızlı değil. Ama Lemos'a da 10 üzerinden 4 veriyorum oynadığı müddet boyunca. Atilla Szalai. Kafa 1 milyon. Gitsem mi kalsam mı derdinde. Ben ısrarla söylüyorum. 20 milyon euro teklif var ve satılmıyorsa Fenerbahçe'ye ihanet edilir. Fenerbahçe'nin kuyusu kazılıyor demektir. 20 teklif var. Sat gitsin. 15 dakika bekleme ya. Sat. Sat. 10 üzerinden 3'lük top oynamadı. Ne yaptığını kendi de bilmiyor. Ha, müdahaleleri var ama sadece topun yönünü çevirmeyle stoperlik olmaz. Türkiye Ligi Kütür kütür stoper ister. Türkiye Ligi çatır çatır stoper ister. Türkiye Ligi çatır çatır stoper ister arkadaşlar. Çatır çatır, kütür kütür. Ses gelecek. Türkiye Ligi'ndeki stoperinden ses gelecek, ses getirtecek. Salah'ın kafası karışık. Ben açık söylüyorum. Kimse bana darılmasın. 20 milyon euroyu veren varsa alsın götürsün. Durması Fenerbahçe'ye zarar. Hocam biz nereden bulacağız? Şöyle böyle. Bekao'yu al. Al gitsin. 4, 5, 6, 7 ne veriyorsan ver. Kütür kütür savunma. Bekao Perez uyumu seni şampiyonluğa taşıyacak uyumlardandır. 10 üzerinden 3 veriyorum Salah'a. Luan Perez. Golü yedirdiği pozisyonda adım hatası yaptı. Yapılan ortada rakibin arkadan kaçışına izin verdi. Golü yedirdiği pozisyon zaten o ana kadar 10 üzerinden 9'du. Ama golü yedirdiği pozisyondaki hatasından dolayı 10 üzerinden 5'e kadar düştü. Ama güven veren bir stoper mi? Güven veren bir stoper. Fakat yanına tamamlayıcı bir stoper lazım. Mesela Kim Min-jae gitmeseydi. Bugün Atilla Szalai 20'ye gitseydi. Luan Perez, Kim Min-jae ikilisi duvar ötesi duvar olurdu. Ferdi Kadıoğlu gitti, geldi, koştu, bastı, etti. Koridor aradı, koridor yapmaya çalıştı. Oyun yönü değiştirmeye çalıştı. Savunma görevini yapmaya çalıştı. Ferdi Kadıoğlu aslında 10 üzerinden 9'luk top oynadı. Ben beğendim Ferdi'yi. Ama birçoğunuz beğenmemişsinizdir. Çok da detaya girmek istemiyorum. Hocam niye Osayi oynamadı? Osayi oyuna girdi. Sarı kart aldırdı. Asli vazifesinden biri budur. Bak Rossi'nin, Osayi'nin, Emre Mor'un, hatta Bruma'nın, hatta İrfan Can Kahveci'nin asli vazifelerinden biri budur. Rakip savunmacılar ya da kanat oyuncularına kart göstertmek. Osayi kart gösterdiği pozisyonda süper. Ama bir pozisyon var. Öldürdü, ezdi geçti. Topu alıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Topu alıyor. Vücut çalımı. Kendi kendine çalımlar atıyor. Rakip de yiyor. Sonra topu geriye atıyor. Ya ben ne anladım kendi kendine çalım attıktan sonra? 18 mi teklif var? Kafanda satma mı var? Sat. Osayi'yi sat. Derdinden kurtulalım. En azından kafamızda şu soru işareti kalmasın. Ulan Osayi acaba oynayacak mı oynamayacak mı? 2 maçtır niye oynamıyor? Adana Demir maçı diyor ki Onyekuru'nun karşısında kim olursa olsun geçip atacaktı diyor. Ya böyle bir saçmalık olmaz. Sen hızlı diye bu adamı aldın. Savunmadaki özelliği, meziyeti bu. Ofansta etkisiz. Kabul. Ofansta son topları ne yapacağını bilmeyen bir Osayi. Kabul. Ama sen Osayi'yi tehdit olarak yapacaksın. Sen oyun kitlendiği anda bir diagonal pasta maçı bitireceksin. Ferdi'ye 9 ama Osayi'ye 2. Emre Mor. Hiçbir olumlu hareketini göremedik. Topu aldığı zaman ne yapacağını bilmez bir Emre Mor vardı. Ama Emre Mor üçlü savunma sisteminde hiçbir şey yapamaz. 3-4-3 sisteminde Emre Mor hiçbir şey yapamaz. Hocam niye yapamasın? Ferdi kanattan bindirecek, orta saha kalabalık, hücumda bir kişi var. Hiçbir şey yapamaz. Emre Mor 4-2-3-1'in, 4-1-3-2'nin kanadında ise sana çağ atlatan futbol sergiler. Hocam ama iyi performans sergilediği maçlar var. Arkadaşlar bakın. 3-4 üçlü savunma sisteminde hiçbir şey yapamaz Emre Mor. 10 üzerinden 1. Emre Mor'un Fenerbahçe'deki en kötü maçı. Arao 10 üzerinden 7. Stabil bir topçu. Ama mesela Osayi'ye attığı bir pas var. Al da pozisyona gir pası. Dedim ya size. Osayi'nin kafası 1 milyon olmasa olay burada biter arkadaşlar. Yine devam ediyorum. Zajc 10 üzerinden hani üçlük ya da dörtlük arasında gidip geliyorum. Niye üçlük ya da dörtlük arasında gidip geliyorum? Ya hücum katkısı. Bak Zajc'ın en büyük meziyeti nedir? Hücum katkısı. Gider sürpriz bir koşu atar. Gider sürpriz bir iş yapar. Sürpriz bir pozisyona girer. Sürpriz bir pozisyondan gol çıkarır. Katkısı böyle olur. Ofans ya da defansif katkısı olur. Ama ben bugün yeterli katkıyı bulamadım. Daha doğrusu dün yeterli katkıyı göremedim. Lincoln. Çocuk da ne oynadığından habersiz. Çok beğendiğim bir futbolcu. Fenerbahçe'de iyi yerlere gelebilecek bir futbolcu ama üçlü oynayıp sol kanat oynarsa silip gidecek bir futbolcu. Bu Lincoln'in de olmaz. 10 üzerinden 3 olur. Rossi. Birçoğunuz beğenmese de Rossi'nin meziyeti şudur. Topu alır, hızlı gider, pozisyona sokar, bir pasla maçı bitirir. Osayi'nin ve Rossi'nin ikisinin de beyninde bir nokta var. O noktaya şırıngayla azıcık bir şey enjekte etsek Real Madrid'e, Barcelona'ya satabiliriz. Azıcık bir şey enjekte etsek. Nedir o? Zeka. Yani futbol oyun zekası. Rossi topu son çizgiye indirir. 2 kişi içeride olsun. Biri boşta olsun. Biri dolu olsun. Gider doluya atar. 2 kişi sağdan Osayi içeri girsin. Bir kişi boşta olsun. Bir kişi dolu olsun. Osayi gider topu rakibe atar. Çaptırır. İkisindeki bu beyin hassasiyeti ya bu çalışmayla olur. Ya gerekirse bir gün boyunca 24 saat boyunca idman yaptıracaksın bunlara. Ha, Rossi'nin ve Osayi'nin ikisine de 10 üzerinden 2 veriyorum. Çünkü benim beklentim senin savunmayı alıp götürmen. Benim beklentim iyi gitmen. Rossi'ye ben süperstar demişim. Ben Rossi için şunu söyledim. 14,5 piyasa değeri var. 9 artıya satılsın. Bu sezon transfer sezonunun başından beri diyor muyum demiyor muyum? Ben başka bir şey soruyorum size. Bruma oynamıyor sakat diye. Bruma mı daha kötü, Rossi mi daha kötü? Hocam Bruma daha kötü ya dersiniz. İki tane kötü kanat seçmekte. Onu da bir şey diyemem. O da Fenerbahçe'nin bahtsızlığı. Bir bu penza çekilebilirdi. Ama çekmedi. Bir bildiği var demek ki. Enner Valencia. 22 dakikalık Valencia sahada geziniyordu. Aranıyordu. Şimdi Adil Demirbağ küfürleri diyorsunuz ama ben olsam ben de aynısını yapardım. Lan Fener'in en iyi oyuncusu kim? Valencia. Tahriklere gelir mi gelir. Ben bunu tahrik edeyim. Valencia'ya yaptım. Birçok maçta ben de burada söylüyorum. Şunu tahrik ettirin diye. Ben ne dedim maçın öncesinde? Adil Demirbağ üstüne oynayın. Bu oyuncu kırmızı yerse alacakları, yerini alacakları Türk oyuncu yok. Çoluk çocuk girer oyuna. Düşün üstüne. Demedim mi? Dedim. Kayseri maçı. Onur Bulut. Kayseri'nin en tehlikelisini söylüyorum. Ben diyorum ki Konya'nın en tehlikelisi Bütücü. Allah'ın seversen bırak Bütücü'nün neresi iyi? Muhammed Demir diyorum. Ters vuruşlarına dikkat etmek. Allah'ın seversen Muhammed Demir'den de korkacağız. Bütücü'nün ortası Muhammed Demir'in kafasında yenildin. Herkes her şeyi bildiğini zannediyor ama bazı arkadaşlar bilmiyor. Oyuna sonradan giren Mert Hakan 0. İrfan Can Kahveci 0. 0. İkisine de 0. Serdar Dursun 10 üzerinden 8. Yok artık sende 8'lik ne yaptı? Ceza sahası dışından friki kaldırdı. 1. Atak başlangıcı yaptırdı. 2. Soldan yüklendiğimiz bir pozisyonda o kadar güzel açtı ki savunmayı, o kadar savunmayı aldı götürdü ki. Yani kenara bir pas verdi pozisyona girelim diye öldürdük. Duran top pozisyonlarında dikkatlice bakın. Açılan ortalarda dikkatlice bakın. Serdar Dursun 3 kişiyi birden kendini tutturarak iş yaptı. Geriye geldi top dağıtmaya. Çünkü takıma ileriye top gelmiyor. İleriye top gelmeyince geri geldi. Ne ceza sahası içinde topla buluşturulabildi. Ne şut şansı tanınabildi. Ne pozisyona girdirilebildi. 10 üzerinden 8 bilerek söyledim bunu. Çarpıcı olsun diye. Dinleyin diye. 10 üzerinden 1-2 deseydim dinlemeyecektiniz. 10 üzerinden 4 arkadaşlar. Oyuna girdiğim müddetçe verdiğim puan 4. Ha şunu söyleyeyim. Sonradan oyuna giren Joao Pedro. Yaptığı hiçbir olumlu hareket yok. Hiçbir olumlu hareket yok. Kendini Süper Lig'in üstünde gören saçma sapan ukala hareketleri var. Bu hareketlerle çok kalmaz. Aman dikkat etmesi lazım. Joao Pedro'ya da 0 maalesef. Osayi'ye 2 verdim. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki en önemli maçı ne biliyor musunuz? Kayserispor maçı. Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki en önemli maçı Kayseri maçı arkadaşlar. En önemli maçı. Fenerbahçe'nin en önemli maçı Kayserispor maçı. Niye biliyor musunuz? Niye? 1. Beşiktaş'tan ve Galatasaray'dan önce bu maç. Uzun zaman sonra 2 rakibinden önce bu maç. Şu anda Beşiktaş lider. Zaten lider olacak. Hatta 3-0 öne geçmiş Beşiktaş. Olur. Yani 10'a falan 8'e falan gitmese şükretsinler. Bak attığı gol sayısı 11 olmuş. Olur. Arka arkaya 2 maçta. Yani Sivas'ın Beşiktaş'a Rıza Çalınbay yönetiminde yaptığını keşke 3-5 tane takımda bize yapsa. Her sezon 103 golü, 300 golü geçeriz. Olur. Kayseri maçı dediğim gibi rakiplerden önce. 2. Fenerbahçe'nin bu maçta bakalım Valencia'dan yararlanabilecek mi? Yararlanamazsa Joao Pedro, Joshua King, Serdar Dursun. Bakalım bunlardan hangisi oynayacak? Ya da yeni transfer yapılacaksa. 2. Fenerbahçe'nin sistemini mutlaka tekrar 4-1-3-2'ye döner gibi duruyor. Üçlü savunmayla asla devam edilmez gibi duruyor. 3. Futbolcuların transferleri belli olacak. Biten, bitmeyen belli olacak. Artık bitti transfer. Hayırlı olsun. Git ya da kaldın denilecek. En azından belirsizlik biteceği için de rahat olacağız. 4. Taraftarın tepkisi. Yıllardır bak bizim başımız ağrır. Neyden ağrır? Yani yıllardır bizim başımız neyden ağrır? Bizim başımız yıllardır şundan ağrır. Gidersin. Bir maçta hakemle yenildim dersin. Bayır aşağı hop. Bak Beşiktaş bir maçta hakemle yenildim, puan kaybettim dedi Alanya maçından sonra. Kötüye gidiyordu. Karagümrük'le Sivas imdadına yetişti. Bizim imdadımıza yetişecek kimse de yok. Bize maç satacak, maçta yatacak takım da yok Süper Lig'de. Bilginiz olsun. Ben bu maç üzerinden söylüyorum. Allah aşkına, kitabınızın aşkına, Fenerbahçe aşkına, birazcık içinizde Fenerbahçelilik varsa sizlere yalvarıyorum. Gidin cumartesi günü takımı destekleyin. Sanki hiç yenilmemiş gibi destekleyin. Bu takım sanki burada hiç puan kaybetmemiş gibi destekleyin. Destekleyin. Bu takımı destekleyin. Bu takımın sizden başka hiç kimsesi yok. Bu takımın ne ittiren kaktıran hakemleri var, ne kendine yatan rakipleri var. Bu takımın sizden başkası yok, bizden başkası yok. Bana diyorlar ki eleştiriye kapalısın. Fenerbahçe'yi eleştirdik mi de engelliyorsun. Ben Fenerbahçe'yi eleştirdiğiniz zaman engellemiyorum. Ben Fenerbahçe'yi aşağılık şekilde eleştirdiğiniz zaman engelliyorum. Ve bunu da hep yapacağım. Allah nefes verirse, ömür verirse hep yapacağım. Önce siz hangi takımı tuttuğunuza bir karar verin. Önce siz kimin değirmenine su taşıdığınıza bir karar verin. Fenerbahçe'nin hakkı hakemle yenildiği zaman biz top mu oynadık? Konya top mu oynadı? Gösterdim canlı yayında kırmızı kartları. Verilmeyen kırmızı kartları. Arkası dönük şekilde kırmızı kart gösteren bir hakemden ne bekliyorsunuz? Hangi performansı bekliyorsunuz? Galatasaraylı oyuncunun uçan tekmesine kırmızı vermeyen hakemden ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Derdiniz nedir? Amacınız nedir? Maç önü canlı yayında değerlendirmeler yaptık. Şöyledir dedik, böyledir dedik, anlattık. Daha ne bekliyorsunuz? Maç öncesi canlı yayında hocam hakemi de konuş. Diyorum ki hakemi konuş. İnşallah konuşmayız. Al hakemi konuşuyoruz. Bu lig, bu futbol, bu takım nereye varacak? Diyorsunuz ki bana şu gelmedi, bu gelmedi. Yönetim forveti hep sona bıraktı. Lan bugün forvetin Valencia değil Ahmet olsaydı, Mehmet olsaydı ne değişecekti? O kırmızı yiyecekti. Neyini anlamıyorsunuz? Ben size neyini anlatamıyorum? Neyini idrak edemiyorsunuz? Karşımızda bir yapı var. Neyimiz, yani neyden dolayı böyle bize düşmanlar bilmiyorum ama bize düşmanlar. Bizi bir şeyden dolayı sevmiyorlar. Bir özelliğimizden dolayı muhtemelen bizi sevmiyorlar. Siz de bunların değirmenine su taşıyorsunuz. Ya bugün ülkede insanlar diyorlar ki imar barışı gelecek. Niye diyorum? Seçim var. Bugün ülkede insanlar diyor ki af gelecek. Ne biliyorsun diyorum? Seçim var. Bugün ülkede insanlar diyor ki işte zam gelecek. Ne biliyorsun? Seçim var. Dolar, euro düşecek. Niye diyorum? Seçim var. Bugün ülkede insanlar seçimden dolayı güzellikler beklerken Fenerbahçe'nin yani yıllardır süregelen bir cezası var. Kim verdi bu cezayı bilmiyoruz ama süregelen bir cezası var. Yapacak da bir şey yok. Fenerbahçe genetiği de böyle, geni de böyle. Ben şunu söyleyeyim. Konya'da ahım şahım bir top oynamadı. Fenerbahçe'de oynamadı. Fenerbahçe kazanmamak için de her şeyi yaptı. 22'de 10 kişi kaldın, 54'e kadar 10 kişi sürdürdün. Çok fazla efor sarf ettin. 54'ten itibaren rakip 9 kişi kalmalıydı ki maçın sonuna kadar yaklaşık 30 dakikada onlar eksik oynamalıydı ki dengeli olsun. Kendinizi avutmayın, kendinizi kandırmayın. Ha, sen Fenerbahçe'ysen 10 kişi kalıyorsan da maç kazanmasını bileceksin. Salmayacaksın kendini. Jesus'a da bir önerim var. İdeal kadrom benim budur diyeceksin. Yedeklerim de budur diyeceksin. Benim ideal kadrom budur. Rotasyon. Bak Türkiye'deki futbolcuların birçoğunun zeka seviyesi ortada. Sen de Rossi, Osayi zeka seviyeleri ortada. Sen bu futbolculara biz hem 3-4-1-2 oynayalım, hem 3-4-3 oynayalım, hem 4-1-3-2 oynayalım dersen bu futbolcuların kafa cortlar ki cortladı da. 4-1-3-2 işe yaradı mı? Yaradı. Kiev'i boğdun mu? Boğdun. Ümraniye maçında bir kişiyi fazladan hücuma koydun. Sıkıntı yaşadın. Ona rağmen 3 atıp 3 kaçırdın mı? Kaçırdın. Demek ki doğru sistemin oydu. Üstüne düşmen lazım. Niye oynatmadı peki? Joao Pedro belirsiz. Serdar Dursun malum. Bir tek elde Valencia var. İkinci forveti kim koyacaksın? Joshua King sakat. Bruma oyunda yok. Bak Bruma'yı bile gizli forvetine idmanlarda. Ben söylüyorum. Kayseri maçına şimdiden bir 11 tahmininde bulunuyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Altay, Osayi gitmezse Szalai, Luan Perez ikilisi stoperde. Artık bu ikili alışsın. Hata yapa yapa alışsınlar. Oynaya oynaya alışsınlar. Ben Lemos'u görmek istemiyorum. Oynuyor 30. dakika ayağım ağrıdı, kafam ağrıdı, çıkart beni. Bir futbolcu her maçta sakatım demez. Gustavo Henrique futbolcu değil. Görüyorsun. Stoper çek, param var. Ya bizim paramız yok ya. Bu fakir fukara edebiyatında yapacaksan hiç konuşma. Hiçbir şey hakkın yok. Bir Bekao'yu, bir Kaan Ayhan'ı çekeceksin. Bak hatta hem Bekao'yu hem Kaan Ayhan'ı çekeceksin gerekirse. Lemos, Gustavo Henrique, Szalai. 20'ye mi sattın? Sat. Arkadaş Gustavo Henrique'de yapacak bir şey yok. Tutmadı. Geri gönderiyorum. Lemos feshediyorum, gönderiyorum. Nereye gidiyorsa gitsin. Bitti. 5-6 Bekao'ya ver. 3-4 de Kaan Ayhan'a ver. 10 milyon euroya 2 tane sağ stoper aldım de. Serdar Aziz de 4. stoper olsun. Hah. Savunma attın tamam. Osayi. Gitme niyetin var. Gitmiyorsa bu ligin en iyi sağ bekini sen niye yedek tutuyorsun? Tutmayacaksın. Osayi'yi koyacaksın sağ beke. Yedeği. Burak kapacak. Bitti. Sol bek Alioski, yedeği Ferdi. Ya da az Ferdi, yedeği Alioski. Bitti. Bitti. Sen bir yola çıkmışsın. Şu oynasın bu oynamasın değil. Küstüreyim edeyim değil. Kim iyiyse, kim formayı hak ediyorsa o. Orta saha. Arao, Crespo. Hangisi iyi o maçta? O hafta Crespo'yu. Crespo oynayacak. Zajc, Mert Hakan, İsmail Yüksek. Hangisi iyi? Zajc. Zajc'la da sözleşmeni uzatacaksın. Altay'la sözleşmeni uzatacaksın. Kafaları 1 milyon olmayacak futbolcuların. Misal o günkü maça bak. O günkü maçtan söylüyorum, Kayseri maçına. Altay. Sağda Osayi. Solda Ferdi, Türk kuralı. Stoper ikisinde Szalai, Luan Perez. Orta sahada bence Crespo, Zajc. Hücumun sağında. Bak İrfan Can Kahveci. Bugün dandik oynayan İrfan Can'dan bahsediyorum. Evet, bugünkü dandik İrfan'dan bahsediyorum. İrfan Can Kahveci. Forvet'in arkasında Joshua King iyiyse Joshua King, değilse düşünürsün. Yani farklı şey ama Joshua King iyi gibi. Sol kanatta bugünkü Rossi'yi oynatırsan yem ederler. Lincoln'u oynat sol kanatta. Sonradan oyuna Lincoln'u alırsın, Emre Mor'u alırsın, Arda'yı alırsın hamle oyuncusu olarak. Forvet'te Joao Pedro. Al sana Joao Pedro. Isındır şimdiden. Al kadro bu arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum deyip başlattır çalışmaya. Yoksa tünelin ucu çok karanlık yere gider. Bizi çok sıkıntılar bekler. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Fenerbahçe taraftarına da akıl fikir versin. Destekleme aşkı versin. Fenerbahçeli olun. İlk puan kaybında, ilk yenilgide ortalığı yakmayın. İllaki olacak. Yenilgi illaki olacak. Direkleri dövüp de yenildiğim maç olacak. Çok iyi oynayıp da puan kaybettiğim maç olacak. Bunlar normal hayatın akışında şeyler. 36 maçlık bir periyottasın. 36 maç. 68 puan da alırsan 75 puanla şampiyonluğu garantilersin. Ben öyle söylüyorum size. Bak 75 puan. Ne demek 75 puan? Takımların puan ortalaması, şampiyon takımın puan ortalaması 2 anca. Ki bulmaz bile 2'yi. Şampiyon takımın puan ortalaması kılı kılına 2 olur. Siz istiyorsunuz ki 3 olsun puan ortalaması. Öyle bir dünya yok. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.